SGK uzmanı Emin Yılmaz "Hayırlara vesile olsun." diyerek açıkladı. Emekli maaş zammı tamamen değişti. SGK uzmanı Emin Yılmaz emeklilere sevindirici haberi verdi. Emekli maaşlarına ekstra artış geliyor. Milyonlarca emeklinin sabırsızlıkla beklediği maaş zammı Temmuz ayında netleşecek. 6 aylık enflasyon farkına göre yapılacak olan zam oranına sayılı günler kaldı. SGK uzmanı Emin Yılmaz, KamuSon haber muhabiri Süleyman Çay'a konuştu. Yılmaz, emeklilere sevindirici bir haberi verdi. Yılmaz, emekli maaşlarına refah payı artışı yapılabileceğini öngörüyor. Merkez Bankası'nın tahminlerine göre Temmuz ayında enflasyon farkı %2,52 olarak gerçekleşecek. Bu da 6 aylık enflasyon farkını %25,81'e çıkarıyor. Bu oranlara göre memur ve emekli maaşlarına %25,81 zam yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan refah payı olmayacağını açıklamış olsa da geçtiğimiz yıllarda da benzer açıklamalar yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son anda refah payı artışı yaptığı ise Ocak ayında görülmüştü. SGK uzmanı Emin Yılmaz refah payında 3 olası senaryo olduğunu söylüyor. %5 artış bu durumda emekli maaşları %30,81 artacak ve en düşük emekli maaşı 13.000 Türk Lirası olacak. %10 artış emekli maaşlarında %35,81 artış ve en düşük emekli maaşında 13.500 Türk Lirası artış olacak. %15 artış emekli maaşlarında %40 artış ve en düşük emekli maaşında 14.000 Türk Lirası artış olacak. Yılmaz, en olası refah payı artışının %5 olduğunu savunuyor. Memur emekli ve memur maaşları da Temmuz ayında maaş zammı yapılacak. Ancak memur maaşlarında toplu sözleşmeden dolayı zammın düşük olacağı da Yılmaz tarafından söylendi. Yılmaz, refah payı artışının sadece memur emeklilerine yapılacağını söylerken tek tek hesapladı. 1 Temmuz'da tatil edilmesi planlanan meclis ise görevde olacak. Tatilin ertelenmesinin en temel sebepleri ise yeni vergi paketi ve maaş konusu olduğu belirtiliyor. Kök maaş artışı ve refah payı konuları da yeniden gündeme geldi. Uzmanlar mecliste bu konuların onaylanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.